dönüşümü verilmiş. P dönüşümünün kuralı yukarıda tanımlanıyor. Absisini 2 katının bir eksiğine, ordinatını da bir fazlasına götürüyor. Şimdi birincisini alalım. A noktası B noktasına dönüşüyor. Tabii şu A'nın koordinatları yok. Biz ona koordinat verelim. Şöyle A'ya, şimdi şöyle X, virgül Y'ye yazabiliriz. Bu P dönüşümü altında B noktasına dönüşüyor. Yani eksi 7 virgül 7'ye. Şimdi kuralı, P dönüşümünün kuralı şu. 2 katına götürecek absisi. X'in 2 katı 2X eksi 1, Y'yi de Y artı 1'e götürecek. Bu B noktasına eşit olacak. Yani eksi 7 virgül 7'ye eşit olacak. Yani başka bir deyişle şuradaki 2X eksi 1 ile eksi 7 eşit olacak. Yine aynı şekilde Y artı 1 ile 7 de birbirine eşit olacak. Buradan 2x eksi 1 eşittir eksi 7. Karşıya atarız. 2x eşittir eksi 6. X eşittir eksi 3 olur. X'i bulduk. Aynısını ikinci bileşenler için yapalım. Y artı 1 eşittir 7. Karşıya atarsak Y eşittir 6 gelir. Y'sini de bulduk. Demek ki bizim A noktamızın koordinatları x virgül y demiştik. Eksi 3 virgül 6 olacakmış. Bir de D noktasını bulmalıyız. Şimdi onu da şöyle yan tarafta yapalım. C noktamız 2 virgül eksi 3. Bu da yine P dönüşümü altında D'ye dönüşecekmiş. D'ye. Bu şu demek. D noktası eşittir 2 virgül eksi 3'ün görüntüsü. 2 virgül eksi 3'ün görüntüsü şöyle bulunuyor. Absisinin 2 katından 1 çıkaracağız. Absisin 2 katından 1 çıkaracağız. Virgül, ordinatı bulurken de 1 fazlasını alacağız. Ordinatı da 1 fazlasına götürüyor. Yani eksi 3'ün 1 fazlası olacak. Eksi 3 artı 1. Buradan bizim D noktamız 2 kere 2, 4. 1 çıkarırız. 3, eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. İşte bizim D noktamız da 3 virgül eksi 2'ymiş. Şimdi ikisi arasındaki uzaklığı bulacağız. Bunun için alt alta yazmalıyız. Şimdi hangisinin üstte hangisinin altta olduğunun hiçbir önemi yok. Şöyle yazabiliriz. A noktası eksi 3 virgül 6. D noktası da 3 virgül eksi 2. Sonra birbirinden çıkaracağız. Bizim AD uzunluğumuz eşittir. Şimdi eksi 3'ten 3 çıkarıyorum. Eksi 6. Kare alacağız. Sonra 6'dan eksi 2 çıkarıyorum. 6 eksi eksi 2 olduğu için 8 olur. 8'in karesi toplamlarının karekökü olacak. Eksi 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. Toplamlarının karekökü 100 yapar bu. Karekök 100, buradan da 10 buluruz. Yani aradığımız AD uzunluğu 10 olacak.